İnterli Kolarovic'in Galatasaray'a iddiası. Adı son zamanlarda Galatasaray'la anılan Inter'in tecrübeli defans oyuncusu Alexander Kolarov'la ilgili önemli bir gelişme var. İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter 35 yaşındaki Sırp sol bekle yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Haberde Kolarovic'in Galatasaray'ın ilgisi bulunduğundan bahsedilirken, tecrübeli futbolcunun Türkiye Süper Lig seçeneğini düşünebileceği vurgulandı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı Alexander Kolarov'un İtalya'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi. Sezon başında bir başka İtalyan ekibi Roma'dan Inter'e transfer olan Kolarov, bu sezon lacivert siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve bir asist yaptı. Nisan ayının başından beri sakatlığı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, Inter'le son olarak Şubat'ta İtalya Kupası yarı finalinde oynanan Juventus karşılaşmasında sahaya çıkmıştı. Galatasaray'dan dev transfer harekatı. Dünyanın dört bir yanında transfer arayışlarına devam eden Galatasaray ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, İspanyol devi Real Madrid'in Premier Lig ekibi Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gareth Bale'ı Galatasaray'a teklif ettiğini söyledi. Deneyimli yorumcu, transfer çalışmaları için Florya'da adeta yüz kuran Galatasaray As Başkanı Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i arayarak kadroda düşünmediğiniz ve bize verebileceğiniz futbolcular var mı diye sordu. Perez de Albayrak'a, Gareth Bale'ı kadroda düşünmüyoruz. Tottenham'da kiralık oynayıp geri döndü. İsterseniz bonservis ücreti istemeyeceğiz. Yıllık kazancının bir bölümünü de biz karşılarız. Önerisini getirdi. Tottenham, Gareth Bale'ın bonservisini almayı düşünmüyor. Ancak yıllık maaşı 7,5-8 milyon euroyu bulduğu için Galatasaray'ın karşılayabileceği bir transfer değil, diye konuştu. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Sky Sports'a yaptığı açıklamada, Euro 2020'den sonra ne olacak? Ne yapacağımı biliyorum ama bir şey söylersem kaosa neden olur, ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Tottenham formasıyla 34 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Gareth Bale'ın Real Madrid'de olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'dan stoper bombası. Galatasaray kongre sürecini beklese de sarı kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu liseye yeni bir stoper de girdi. Meksika'nın Yunan Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vazquez, Galatasaray'ın radarına giren oyunculardan biri. Scout ekibinin uzun süredir Vazquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği, Fatih Terim'in de bu raporu onayladığı ifade edildi. Oyuncunun transferi için kulüple nabız yoklanmaya başladı. Marcao'yla sözleşme uzatan Galatasaray, Christian Duindama'yı elden çıkarabilmesi durumunda kasaya girecek parayı bu oyuncu için kullanma planını hazırladı. Bu sezon 17 maçta 1 gol 1 asiste oynayan Vazquez, 2020'de Monterrey'den 3,5 milyon euroya alınmıştı. Şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyun stiliyle bir dönem Barcelona'da da top koşturan Rafael Márquez'e de benzetilen genç stoper, yumuşak bir tekniğe sahip olmasıyla savunma hattında sivriliyor. Galatasaray Kaan Ayhan'ın peşinde. Galatasaray'da Fatih Hoca'nın neredeyse her transfer döneminde istediği ve bir türlü vazgeçmediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan yeniden gündemde. Galatasaray geçen yaz 2,5 milyon euroluk çıkış ücretini ödeyemediği için oyuncuyu Sassuolo'ya kaptırmıştı. Cimbom'u uzun süre bekleyen milli oyuncu sarı kırmızılılardan bir hamle gelmeyince İtalya'nın yolunu tutmuştu. Ancak İtalya'nın ikili üçlü savunma oynamasına rağmen Kaan süre almakta çok zorlandı. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Galatasaray cephesi bu fırsattan yararlanıp milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışacak. Daha önce açtığı bir Twitch yayınında Galatasaray'da oynamayı hala istediğini belirten Kaan Ayhan, Cimbom'dan haber beklediğini açıklamıştı.
Spor otoriteleri ise bu yayının ardından Kaan Ayhan Galatasaray'ı kafa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da ifadelerini kullanarak transfer fidelini ateşlemişti. İtalya ve Almanya'dan gelen haberlere göre Kaan Ayhan 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın 4 ana stoperinden biri olacak. İşte Galatasaray'ın ikinci transferi. Galatasaray'ın Alpaslan'ın ardından bir diğer transferi daha belli oldu. Sarı Kırmızılıların 2021-22 sezonu için imza attırdığı ikinci isim Aytaç Karav oldu. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç'la daha önceden prensip anlaşması sağlayan Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuyla Haziran ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Aytaç Karan'ın kulübe herhangi bir bonservis yükü olmayacak. Sarı Kırmızılıların önceliği de hem yurt içi hem de yurt dışında sözleşmesi biten bonservissiz oyuncular olacak. Galatasaray'da kulüp içinde yaşanan krizin sahaya yansımaması için transferde oldukça hassas hareket ediliyor. Yerli rotasyonunu da arttırmak isteyen Galatasaray'ın Aytaç'la 3 yıllık sözleşme yaparak yıllık 5 milyon lira ödeyeceği belirtildi. Kasımpaşa'da bu sezon 26 lig maçında forma giyen Aytaç Kara 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Kasımpaşa kariyerinde 64 maçta oynayan Aytaç'ın 12 golü ve 6 asisti bulunuyor. Aytaç Kara daha önce Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Malatyaspor ve Altay'da da forma giymişti. Galatasaray'a gol makinesi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon Mbaye Jackne'den istediği verimi alamayan Galatasaray, sahada oldukça iyi bir performans gösterse de sürekli sakatlandığı için takıma beklenen katkıyı veremeyen Radamel Falcao'yla da yolları ayırmak kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Jagne ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao sezon sonunda satılacak. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az 2 golcü takviyesi yaparak forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılılarda gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weissman. Geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'ni kasıp kavuran 25 yaşındaki gol makinesi, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a da önerilmişti ancak Sarı Kırmızılılar 4 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulduğu için oyuncu La Liga'nın yolunu tutmuştu. 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Valladolid'e transfer olan golcü oyuncu, La Liga'da çıktığı 31 maçta yalnızca 6 gol atabildi. Valladolid'de gözden düşen Weissman için kararını veren yönetim, bu transferin minimum riskle gerçekleşmesi adına da bir formül geliştirdi. Sarı Kırmızılılar buna göre Sean Weissman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Golcü futbolcu Galatasaray'ın öne sürdüğü tüm şartları kabul etti bile. Cimbom tarafında Weissman için bir sözleşme taslağı hazırlandı ve bu belgeye yıldız futbolcunun menajerine iletildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Weissman'ın Galatasaray'daki yıllık ücretinin de 650 bin euro dolaylarında olacağı yazıldı. Hasan Valladolid'de oyuncu için 1 yıllık kiralama bedeliyle birlikte toplam 3,5 milyon euroluk bir paket sunulacak. Böylece 1 milyon euroya kiralanacak olan Weissman'dan memnun kalınmazsa satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve kulüp daha ağır bir zarardan kurtulacak. Eğer Weissman yine Avusturya Ligi'nde yaptıklarını yapıp harika bir sezon geçirirse de Galatasaray kasasından 2,5 milyon euro daha çıkarıp 25 yaşındaki yıldız golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.